konuşur, ne dediğini anlamaz diye biliniyordu. Bizim Tuti Garbiler gibi. Fakat bu sefer bir de biraz şüphelenmiştim ya, bu da yanlış olabilir diye de. Hakikaten bir daha yeni, birkaç sene evvel böyle bir yayın falan çıktı. Meğersem papağan da dediğini anlarmış, bak şimdi. Sade öyle ezber ses çıkarmazmış, bu da anlarmış falan. İyi. Şimdi Batı'nın eksikliği şurada. Yani Batı'nın değil, her insanın, her bilimcinin bunlara dikkat etmesi lazım, yaratıcı olmak istiyorsa. Şimdi neyse, işte 1800'lerin ortaları, 40 mıydı neydi? Darwin, Charles Darwin. Yani İngiltere prensi Charles da Müslüman olmuş diye laf çıkarıyorlardı ya burada. Şimdi de Papa Müslüman olmuş ama önce bizimkiler Hristiyan olmuş falan. Papa geldiğinde dedim, olur öyle şeyler. Papanız hayırlı olsun falan diyordum. Sultanahmet'teydim o gün kazayla. 5 saatte Bayezid'den evin önüne gittim yürüyerek. Papa varmış, Papa Hazretleri. Gözler biraz hani hacı gözü yok ama hanımın tabiriyle rahmetli. Laf lafı açıyor, bak şimdi konu nerede, biz nerede. Şimdi neyse, Darwin onu bulmuş. Ondan 30 sene evvel de bizim Erzurumlu Hakkı Ayni evrim kuramını bulmuş. 30 yıl evvel Türkiye'de. Erzurumlu Hakkı, büyük alim. Matematikte bir sürü buluşları var vesaire vesaire. Evrim kuramı gibi bir kuram da ortaya atmış. 30 sene evvel Darwin'den. Biz de yıllar sonra böyle şeyleri bilenler söylemişlerdi Konya'da mı ne filan. Ama sonradan galiba o yeni yazıya çevrildi, basıldı da öğrenenler çoğaldı. Yani biz de bizim tarihimizi, bizim kültürümüzü, bizim batıya öğrettiklerimizi filan eskiden biraz öğretirlerdi. Şimdi öyle şeyleri öğretmezler. Her şey sanki batıdan başladı filan. Halbuki güneş bile batıda batıyor. Olabilir. Şimdi bu batıda ama her yerde olabilir. Onun için söylüyorum. Bize de olabilir, herkes olabilir. İnsanoğlu kafa kolayca, arada perdeler oluyor. Böyle bu taraf başka şey düşünüyor, bu taraf başka bir şey. Bunlar birbirine genellikle karışmıyor. Ne zaman ki perdeyi kaldırıyorsun, yenilikler çıkıyor. Şimdi Darwin'in kuramına göre, tabii eksik yanlış tarafları var ama genel olarak tabii, yani şimdi moleküler olarak o yapılıyor. Moleküler evrim var şimdi. Moleküler biyolojide hep iyidir. Yani tabii artık ama esaslı bir şey. Şimdi bu evrim kuramında yani birçok özellik, bir kere kimyasal olarak şimdi iş artık şeyden başlıyor. Moleküler evrimden başlıyor. Yani işte bir denizler menizler oluşuyor, bir çorba var ortada filan, arada tek tük bir takım moleküller giriyor, işte ışınlardan olmuş. Ultraviyole mor ötesi ışınlardan filan. Orada moleküller işte yeni molekül meydana geliyor filan. Moleküller bir evrime uğruyor. Yavaş yavaş amino asit gibi bir şeyler çıkmaya başlıyor. Oradan birkaç tanesi birleşiyor. Peptit gibi bir şeyler çıkıyor çorbanın içinde falan. İşte zamanla buradan daha karmaşık moleküller, biyolojik, biyokimyasal tepkimeler oluyor falan filan derken, kuram böyle yani. Hani %100 doğrudur demiyorum. İşte evrime doğru gidiyor. Tamam. Yani genel şimdi bilimcilerdeki inanış neydi? Başından sonra birçok özel. Bir kere bütün yaratıklarda, yani en basit mikroptan efendim Bush'a kadar bütün yaratıklarda kimyasal yapı taşları aynıdır. %99. Kimyasal yapı taşları ve kimyasal makinanın, biyokimyasal makinanın işleyişi, yapı taşları, ana tepkimeleri, çevrimleri falan aynıdır. Burada ufak değişikliklerle biraz değişiyor bir şey, azıcık bir şey filan. Oradan tavşan oluyor. Birazcık değişiyor. Ondan sonra tarla faresi oluyor falan. Derken birazcık daha değişiyor, kuş oluyor. Hatta gazayla kuş da olabiliyor. Öyle.
Şimdi bak, batıdaki eksikliğe bak. Yani neden? İnsanları suçlamıyoruz. Herkes de akıllısı da var, o öbürü de var, hepsi var. Perde meselesi kafada. Şimdi Hristiyanlıkla bunlar şartlanmış 2000 sene. Ha, bir tek insanoğlu vardır. Tabiat, maviat hepsi onun kölesidir. Hayvanları falan işte onlar da zeka yoktur. Hepsi insanın sömürmesi içindir falan gibi bir takım bozuk anlayışlar var. Muharref kitaplardan bahsediyoruz. Ehli kitaplara da gücenmesin diye onu da ilave edeyim. Öyle mi? Şimdi muharref kitaplardan bahsediyoruz. Yani kullandıkları. Şimdi bütün özellikler ta mikroptan insana kadar büyük bir süreklilik ve benzerlik gösteriyor da şimdi aynı bilim adamları akıla gelince birden kesikli fonksiyon işlem var. Şimdi hiçbirinde yok, birdenbire tak insanda var. Olur mu? Her şey böyle gidiyor. Bu böyle gidiyor. Birader olmaz. İşin tabiatına aykırı, matematiğe de aykırı, mantığa aykırı falan. Şimdi perde olduğu için bugüne kadar bunun benden başka da diğer olmadı. Estağfurullah. Naçizane hakifayeniz bendeniz. Ne yapayım? Malumat kabilinden söylüyorum. Bize kısmet oldu. Bir gün dedim ki Avrupalılara dedim. Aslında bu sene. Çekerken aklıma gene böyle bir konu bu değildi de aklıma bunlar geldi. Avrupalı bir sürü değişik dallardan bayağı üst seviyede bilim tarihi falan hepsinden insanlar var. Dedik ya sizin bu yaklaşımınızda bir eksiklik fark ettim dedim falan. Bunların pek hoşuna gitti. Ruhiyatçılar falan da var. Herkes not almaya başladı falan. Her biri başka dilde. Tarzanca yalnız not alan yok. Çünkü kıta Avrupa'sında zaten İngiltere Avrupa sayılmıyor. Avrupa Birliği'nde de ona ajan ülke olarak bakıyorlar. Azmanistan'ın kuyruğu diye. Orayı hep bozmaya çalışır. Bu ara lafı gelmişken söyleyeyim. Diyorlar ki işte burada falan. Efendim işte Türkiye Müslüman ülke olduğu için almıyorlar bizi filan. Ya orada Müslümanın ne halde olduğunu Türkiye'de onlar bilmiyor mu? Gayet iyi biliyor, araştırıyorlar. Onun için değil. Avrupa Birliği'ni almamalarının sebebi İngiltere gibi Azmanistan'ın kuyruğunun kuyruğu bir ajan ülke daha istemiyorlar 70 milyonluk. Yani sen şimdi biraz kendi kafana göre iş yapan, şahsiyetini tekrar kazanmış, bulmuş, kimliğini falan. Hani biraz ya benim sen öyle diyorsun ama ben de böyle yapmam lazım falan diyecek bir gazetem olsa diyecekler ki vay anasına bunlar akıllandı. Kuyrukluktan kurtulma yolunda. Hepsi dizilecek böyle. Aman ne olur Avrupa Birliği'ne girin diye bize yalvaracaklar. Gelin de Türk Avrupa'yı kurtarın diye. Avrupa dökülüyor. Ben zırt pırt oradayım. Kafadan konuşmuyoruz. Zırt pırt oradayım birader. Yani birçok ülkesinde. Ben ayda bir falan. Yani görüyoruz, konuşuyoruz falan. Şimdi Avrupa Birliği'ne alınma işinin sebebi de bence o. Neyse onu da geç, konumuz bu değildi. Evet. Şimdi tabii şeye gelince bu perde meselesi, bak bilimsel düşünce için perdelerin kalkması zordur insan beyninde. Ama o kalktığı zaman ufuklar açılır. Şimdi aynı bilim adamı da adamları batıda her şey böyle sürekli geliyor, gelişiyor, gittikçe yavaş. Akla gelince hiçbirinde yok, bir tek bunda var. Olur mu? Dedik kardeşim bu da sürekli gelişmesi lazım filan demeye kalmadı tabii. Sonra baktık ki ha öyle ya. Bak doğruymuş. O da böyle gidiyormuş. Yahu ne bileyim şurada salyangozda bile akıl var ya. Bir bak. Değil mi? Karıncada ne biçim akıl var? Kargalar ooo der ya. Zaten kıyafetleri de biraz böyle fıraklı falan. Milletvekiline de benzer yani. Neyse. Ama akılları çok iyi. Ama akılları çok iyidir. Yani işte. Yani inşallah milletimize de gerçekten akıllı, vatanı milleti için çalışan, hakikaten halkın seçtiği falan milletvekillerini de ya Rabbi ihsan eyler inşallah. Amin. Yani vardır da işte orada olması biraz zor. İnsan olarak çok canım bak ne kadar akıllı insan var. Bensiz falan.
ben kelimesi benim için yabancı kelimedir. Benim sözlüğümde kazayla kaçtı şimdi. Benim sözlüğümde ben lafı yoktur. Biz varız ya. Ben lafı yoktur. Çünkü bir insan, mesela diyorsun ki Türkiye'de olan kaç tane şöyle vatan, hakikaten samimi, milleti için uğraşan, aklı da eren falan kaç kişi var falan. Şimdi önce muzdurların bir listesini yapayım dedim. Ulan bütün gece yap sayfalar dolusu bitmiyor. Sonra derhal matematiksel olarak kafayı çalıştırdık. Tamamlayıcı küme. Dedik ki ya düzgünlerin listesini yapalım. 1, 2, 3 bitti. Tamam. Maalesef öyle. İşte matematiğin faydaları. Niye o kadar az? Hakikaten. Şaka değil ha. Niye o kadar az? Çünkü bakıyorsun en düzgünleri, en vatansever, samimi, aklı da yerinde, işte yani böyle sırf maddi menfaat, mevki falan o kadar fazla düşünmüyor falan. Ya bir yerden bakıyorsun, ön plana ben çıkıyor. Ben. Ben benci. Yani ben benci nasıl olur? Onun şeyi, özdeşi değil de, yani bir özelliği kibirdir. Hani duymayanlarınız olduysa ben bunu pek severim, bu lafı söylerim ara sıra da. Hacı Bektaş Veli ne demiş? Demiş ki, kibir insanın beline bağlanmış ağır bir taş gibidir. Belinde bu taş alan ne denizde yüzebilir, ne havada uçabilir. Allah hepimizi kibirden korusun. Kibir olan, kibirli olan adamdan ne olursa olsun, başka vasıfları ne olursa olsun, şunu bir anasaf teorem gibi söyleyebilirim, istisnası olmayan, kibirli adamdan bir şey olmuyor. O çünkü öbür her şeyini bir ara gelir, gölgeler. Dolayısıyla kibirin başlangıcı da konuşurken ben şöyle yaptım, böyle ettim falan ben lafıdır. Dolayısıyla ben lafını ne kadar sözlüğünden çıkarırsan, yani başkaları desin demesin, hakkın ve halkın gözünde daha büyük olursun. Yani şimdi dur bakalım, üniversitede konuşma mı yapıyorduk, yoksa bir yerde vaaz mı veriyorduk, karıştı. Hepsi aynı yere çıkar, değil mi? Düzgünü. İnşallah bizimki biraz düzgündür. Şimdi efendim, yani şimdi hadi konumuza gelelim. Hı? Evet. Konumuza gelelim. Sanayi, Evrenkent. Ha, Evrenkent lafı o şeye oradan başlamıştık. İşte bu İngilizce'de, Fransızca'da falan, Almanca'da hatta, ki onda türetme yeteneği vardır. Tam Latinleşmemiştir onlar. Dolayısıyla kelime türetme yeteneği vardır Almanca'da. İyi bir dil. Fakat onda bile bazıları, ama öbürlerinde topu Latince'den, işte eski Yunanca'dan filan bir şeyler kelime türetirlerdi. Ama o zaman hangi dala, hangi mesleğe girerse girsin, İngiltere'de o zaman eski Yunanca, Latince öğrendikleri için o bilgisi vardı, onun için türetebiliyordu. Derken bilimde ağırlık harpten sonra tabii maddi durum dolayısıyla, siyasi durum dolayısıyla ağırlık Amerika'ya, Azmanistan'a geçti. Ne zaman geçti? 45'ten sonra geçti. Ondan önce var mıydı? Vardı tabii. Bir şeyler vardı. Ama ondan önce İkinci Dünya Harbi'ne kadar, 30'lara kadar Amerika'da fizikte, matematikte, kimyada falan bilim yapmak isteyen, doktorasını yapan birisi muhakkak mesela Göttingen'de gidip bir iki sene Almanya'da okuması icap ediyordu. Yoksa adam olamıyordu. Yani nasıl bizim şimdi herkes oraya gidiyor falan. O zaman oradaydı. Yani orada böyle kenarda bir şeydi. Harpten sonra tabii zaten Avrupa'nın oradan kaçanlar da oraya gitti falan. Orada ağırlık oldu. Bunlar dönem dönem değişir.
Şimdi bakın bundan 20 sene evvel, 25 sene evvel yani uluslararası bilimsel dergilere baktığın zaman Çin'den bir yazımızı göremezdin. Gerçi kendi Çince dergileri vardı ama yani tek tük bir Çinli adı görürsün, 5 isim arasında bir tanesi falan. O da gelmiş işte, o da şeyden gelmiş, ana Çin'den gelmemiş de ya Hong Kong'dan gelmiş ya Tayvan'dan gelmiş. Orada işte hocalarıyla falan bir iş yapmış. 5 tanesi var, bir tane de Çinli. O kadardı. Şimdi bak, hangi dergiye bakarsan bak arkadaş. En büyük matematik dergisine bak, fizik dergisine bak, kimya dergisine bak, neye bakarsan bak. Ya kendi içindeki yayınları ayrı, bir de dünya yayınlarında. Ya her makalenin yazar sayısı 1, 2, 3 değil. Her birinde 15'er tane. Hepsi de Chung Xing Ming, Meng Meng Li, Wang Meng Li. Ya hangisini ezberli? Ha, kim bu? Falan. Hep Çin. Yani yakında bu kafayla giderse Türkiye, inşallah gitmez. Burası zaten öncü, düzeltecek. Bu gidişle dünya dedi Çince oldu diye böyle bir şey çıkarıp da ondan sonra anaokulundan itibaren Çince eğitim okullara bir sokuldu mu vay haline milletin. Çünkü Çince'yi okumak yazmak için 50 bin tane şekil yazı öge ezberlemen lazım. Japonca'da da bir sürü var da 3000 tanesiyle bunlara bebek kanji yazısı deniyor, toya kanji. 3000 taneyle idare edebiliyorsun. Ayrıca iki ayrı yazı daha var, o da benzer. Çünkü Japonca, Çince ile akraba falan değil, Türkçe ile çok yakın akraba. Onu da biz ispat etmiştik vaktiyle, bilimsel olarak. Ondan sonra, dolayısıyla hecelere dayanır. Çince ise sadece tek tek kelimelere dayanır. Ve her kelime bir resim yazıyla gösterilir. Hiyeroglif gibi. İlk şekilleri tarihteki, kaç bin sene evvel, o şekillerin bir resimdir. Mesela önce ağaç resmi çizmiş, ona bakınca ağaç diyor. Sonra onu biraz daha geometrik hendesi hale sokmuş, basitleştirmiş. Sonra işte biraz daha basitlemiş falan. Ama şöyle baktığın zaman, şöyle, ha ağaca benziyor. Onu hatırlarsak, öğrenirsek, o kadarını öğrenebiliyordum. Sonra hanım. Hanım tabii bizim eski kıyafet, aslında Çin'de ve Japonya'da vardır. Hani bunlar da hiçbir zaman Müslüman olmadı. Ama bizim Asya kıyafeti, Yemeni filan, başörtüsü demiyorum, hotoz demiyorum, Yemeni, Asya kıyafetidir. Şimdi mesela bir de işte ona göre milli kıyafetlerimiz vardır çok güzel. Benim rahmetli annemin, anneannemin filan öyle resimleri vardır, milli kıyafetle falan. Çok güzel. Sonra Avrupa'da moda oluyor o kıyafetler zaten. Şimdi mesela o kıyafetli bir hanımı çiziyor. Sonra onu basitleştiriyor falan. Şöyle, 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 şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir hanım. Sonra alt alta bir tane, alta iki tane daha çiziyor aynısından. Biri kadın demek onunla, Japoncası. Üç tane çizince ne oluyor manası? Kadınlar hamamı. Ağaç da öyle. Bir tane böyle çizersen ağaç demek, üç tane çizersen orman demek. Yani ama şimdi bunlar basitleri, bunları öğrendim. Fakat 100 tanesinden sonra bu sefer karma karışık şekiller çıkmaya başladı. 100 tanesini öğreniyordum Japonca vesilesiyle. İkinci yüze geldiğinde birinci yüzü unutmaya başlıyordum. Yani şimdi burada anaokulundan bir de Çince yokuşuna sürerlerse milleti, vay haline. Hiç olmazsa tarzanca 250 kelime. Tabii 250 kelime ne bilim olur, ne eğitim olur, ne kafa çalışır falan. Yani şimdi buraya 53'ten itibaren o güne kadar hiçbir Türk devletinde tarih boyu böyle bir şey yokken bak ne Osmanlı'da vardı, ne Selçuklu'da, ne Metehan'da falan. Birdenbire efendim işte dünya dili İngilizce oldu. Harpten sonra olur, başka kimse kalmamış. Her taraf dümdüz olmuş, bombalanmış falan. Yani şöyle bir 20 sene kadar tabii önemli diyorlar. Birdenbire bir çengel Ankara'ya. Atatürk'ün tam ters gayeli kurduğu benim okula. Kitaplarda anlattık. Eğitim dili normal olarak hep böyle Türkçeyken, başka ülkede kendi dilindeyken.
İngilizce oluveriyor Tarzanca. Biz daha o zaman uyandık, hadi başladık patır diye. Neyse ki okuldan az daha atacaklardı da kurtardık paçayı. Neyse. Ama aynı sıralarda ne oldu daha önce hatta? Şimdi Cezayir'e, Tunus'a sorarsan dünya dili nedir diye, şimdi git sor. Fransızcadır. Fransızlar bunlar aynı numarayı çekti. 1,5 nesilde ama orada zorla. Kafasına vura vura. Bizde gönüllü. Eğitim dilini Fransızca yaptı. Anaokuluna kadar indirdi ama Osmanlı'dan alıp orayı perişan etmişti. Cezayir 2 milyon şehit verdi bağımsız olmak için. İşte 60'ta falan. Ne oldu ondan sonra? Şimdi her zamankinden daha fazla sömürge ve onun güdümünde. Niye? Çünkü 1,5 nesilde yabancı dille eğitim anaokuluna kadar indikten sonra 1,5 nesil sonra yani 30 sene falan o ülkenin dili yok oluyor. Şimdi oralarda Arapça Marapça yok. Yok. Adamlar aralarında Fransızca konuşuyor falan. Yani sokaktaki bile. Ondan sonra adı Arapça soyadının sonuna yen miyen falan böyle bir Fransızca takılar takıyor. Paris Havaalanı'nda soruyorum şimdi bak Cezayirli araba benzer. Hemşeri sayılır falan.